Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. Canlı'nda gelen takipçilerimizden bir soru var size. Ben onu ileteyim istiyorum, devam edelim ondan sonra. Küçük çaplı bir iş için 3 aydır Amerika'dayım. Fizibilite, talep ve market araştırmalarını şahıs şirketi olarak yaptım. Food beverage, yiyecek içecek sektörü için girişimlere henüz başlamak üzereyim. Sektör ayırt etmeksizin altın kurallar ve önerileriniz nelerdir diye bize geliyor bu soru ikimize de. Biz zaten programın başından beri bunlara değiniyoruz aslında. Sizin söyleyecekleriniz var mı bu genç ve yeni girişimci arkadaşımıza? Tabii. Mutlaka araştırmasını yapmıştır. Kendi ürün grubunda Amerika'daki size piyasa dolar bazında bilgiyi alabileceği firmalar var. Oradan bilgiyi alabilir. Ona göre piyasanın ilk senesinde, ikinci senesinde ve üçüncü senesinde ben bu piyasanın bu kadar dolarlık bir pastanın yüzde kaçını alabilirim? Daha önceden daha farklı bir ülkeye girdiyse, daha önceden daha bir çalışma yaptıysa tecrübeli olacaktır. Yapmadıysa da bu pastanın yüzde kaçını alabilirim? Bu pastanın yüzde kaçını, yüzde ikisini alıyorum. %2'si atıyorum 1 milyon dolarlık bir pay. Ben 1 milyon dolarlık bir payı alabilmem için ne kadar üretim, ne kadar marketing, kimlerle çalışmam gerekiyor? Bunların bir arka planında çalışmasının yapılıp daha sonra da getirici ürünü nerelere satabilecek, nasıl satmak istiyor? Onun planını, programını yapıp başarılı olabileceğine inanıyorum ben. Kesinlikle doğru bölgeyi seçin. Şirket kuruluşunuzu yapın. Marka haklarına dikkat edin. Ve tabii bir yer tutacaksanız anladığım kadarıyla bir gıda, bu depo da olabilir, şey de olabilir. Tabii dikkatli olun. Özellikle kira sözleşmelerinde eminim senin de ekleyeceğin şey olabilir o noktada. Kira sözleşmelerinde biz iş adamlarımızın çok hatalar yaptığını görüyoruz. En büyük hatalar kira sözleşmelerinde oluyor. Biz de yaptık hatalar. Bizim de maalesef başarısız demeyelim, az başarılı. Bu ticaretin gereği diye düşünüyorum ama. Gerçekten servis ya da ürünü satacağı doğru location'a, yere ihtiyacı var iş adamımızın. Ve bunu yaparken bazen bizim gördüğümüz, ya işte ben bunu dur avukata göstermeden bakayım ya, ilerleyeyim. Ve daha sonra karşılaştığı hataların haddi hesabı olmuyor. Ve tahmini çok mümkün olmuyor. Tabii.